Yaklaşık 66 milyon yıl önce bir asteroid dünyadaki yaşamın %75'ini yok etti. Bu asteroid atmosfere o kadar çok nem ve toz attı ki güneş ışığını keserek dünya çapında sıcaklıkları düşürdü ve dinozorların yok olmasına neden oldu. Peki ya bugün? Dünyamıza bir asteroid çarpma tehdidi oluşturursa ne olacağını hiç düşündünüz mü? Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroid kuşağında garip şekilli binlerce asteroid bulunur. Boyutları 10 metre ile 1000 kilometre genişliğinde değişebilen asteroidlerden, şimdiye kadar keşfedilenlerin en büyüğü Ceres, yaklaşık 960 kilometre genişliğindedir. Ve eğer asteroidler atmosferimize girdikten sonra hayatta kalıp dünyaya çarparsa buna göktaşı deriz. Gece kafamızı kaldırıp baktığımızda güzelliği karşısında büyülendiğimiz gökyüzü, çeşitli gezegenleri, uyduları, yıldızları barındırırken aynı zamanda milyarlarca göktaşını da barındırır. Her biri ayrı bir potansiyel yaşam sonlandırıcı olan ve boyutları 700 metreyi geçen Güneş sistemi göktaşlarının sayısı 1 milyonu aşkındır. İrili ufaklı tüm göktaşlarını düşünürsek bu sayı milyarlara ulaşır. Bu göktaşlarının boyutlarını ve hızlarını da dikkate alırsak dünyanın sonunu getirmek için birebirdirler. Tabi dünyanın yakıcı atmosferiyle karşılaşmadıkları sürece. Öncelikle dünyaya her gün 100 ton ağırlığında uzaydan gelen maddeler iniş yapmakta. Fakat endişe edilecek bir durum söz konusu değil. Çünkü bu maddelerin çoğunluğu toz zerrecikleri boyutunda. Dünyaya çarpacak olan asteroitlerin boyutuna göre de çarpma olasılıkları değişir. Örneğin dünyaya her gün 1 metre boyutunda bir meteor çarpıyor. 10 metre boyutunda bir meteor ise dünyaya her bir yılda bir uğrarken 100 metre boyutunda olan 10 yılda bir dünyaya çarpar. Fakat dinozorları yok edecek büyüklükteki bir meteor evimize her 300 milyon yılda bir uğrar. Aslında dünyamıza bu sayılardan çok daha fazla miktarda asteroit giriş yapsa da bunlar atmosferdeki sürtünme ve basınç tarafından yok edilirler. Peki kötü senaryo gerçekleşirse, yani bir asteroit dünyaya çarparsa ne olur? Asteroidin dünyaya çarpmasıyla atmosferde yükselen toz ve duman, güneş ışığının dünyamıza ulaşmasını engeller ve toplam sıcaklığın düşmesine neden olur. Bu olay birçok canlının ölümüne yol açabilir. Diyelim ki bir ev büyüklüğünde bir asteroid 30 bin mil hızla dünyaya düştü. Hiroşima'ya düşen bombaya yaklaşık olarak eşit miktarda bir enerjiye sahip olacaktı ve bu herhangi bir şehre büyük zarar verirdi. Eğer bu asteroid apartman büyüklüğündeki bir asteroid ile değişecek olsaydık, muhtemelen bu küçük bir şehri yok edebilirdi. 20 katlı bir bina büyüklüğündeki bir asteroid olsaydı ise, bugün yapılan en büyük nükleer bombalara eşit miktarda enerjiye sahip olur ve dünyaya çarpma darbesi küçük bir ülkeyi tamamen düzleştirebilirdi. Peki ya dinozorları yok eden göktaşı, dünyamıza tekrar çarparsa ne olur? Tabii ki bu soru, varsayım ve karşılaştırmalar üzerinden cevaplandırılabilir. Bu sorunun cevabını anlayabilmek için çarpacak göktaşını somut olarak zihnimizde canlandıralım. Dünyamıza çarpacak göktaşının boyutu yaklaşık 10 kilometre olurdu. Karşılaştırma açısından düşünürsek bu uzunluk 100 futbol sahasına ya da dünyanın en uzun insanından 4000 defa üst üste konmasıyla oluşan uzunluğa denktir. Ayrıca bu göktaşının genişliği, iki kez Everest tepesinin yan yana konulmasıyla ulaşılacak genişlikten daha geniştir. Atmosfere yaklaşma hızı ise 70 bin kilometre bölü saat olurdu. Bu da şehir içinde normal bir hızla giden bir aracın hızının 1000 katı demektir.
Bu göktaşı dünyaya düştüğünde yaklaşık Türkiye büyüklüğünde bir alanın yanıp tutuşmasına yol açabilirdi. Ayrıca düşmenin meydana getirdiği yerde 20 bin metrelik dev bir krater oluşabilir ve büyüklüğü 10.0'a kadar ulaşabilecek bir deprem meydana gelebilirdi. Çarpma sonucu ortaya çıkacak enerji, milyarlarca atom bombasına denk bir enerjiye tekabül ederdi. Ayrıca dünya genelinde nükleer santrallerde şiddetli patlamalar oluşacağından, dünyamız dinozorlara olan etkiden çok daha fazlasına tanıklık edebilirdi. Çarpmanın etkisiyle oluşacak tonlarca irili ufaklı taş, gökyüzüne saçılırdı ve daha sonra bu taşların tekrar yeryüzüne inerken ısınması sonucu, tüm dünya günler boyu alev toplarıyla bombardıman edilirdi. Atmosfer kül ve zehirli gazlarla kaplanacağı için güneş ışınları birkaç yıl yeryüzüne ulaşamazdı. Bu durum üretici canlılar olan bitkilerin ve alglerin fotosentez yapamamasına, dolayısıyla dünyadaki besin zincirlerinin kırılmasına ve dünyanın ikliminin değişerek çok soğuk bir cehenneme dönüşmesine yol açabilirdi. Böylelikle canlılar ya açlıktan, ya zehirli gazları solumaktan, ya da soğuktan donarak bir bir ölürlerdi. Dünyadaki canlılığın büyük bir kısmı yok olur ve dünyanın tekrar eski haline dönmesi on binlerce yılı alabilirdi. O kadar büyük bir asteroid okyanusa inecek olsaydı da, çevredeki sahil şeritlerini tamamen temizleyecek yüzlerce fit yükseklikte devasa gelgit dalgalarına neden olurdu. Temel olarak çoğu canlının sonu gerçekleşirdi. Bundan daha büyük bir asteroid aslında gezegenimizin dönüşünü de yavaşlatır. Ama neyse ki bunun etkilerini deneyimleyebilmek için etrafta olamayacaktık.